kaybediyorsun, başını kaybediyorsun. Sana karar verdim. Sana karar verdim. Şimdi yürüyorum. Sana farklısını bayrak tutuyorum. Bakanlar aşamada hala insanların kaderini için konuşuyorum. Cumartesi anneleri yıllardır kayıp yakınları olarak kayıpların kuvvetini ve failleri yargılaması talep ediyorlar. Ancak gelinen aşamada cumartesi anneleri her şeyden önce anneydi. Anne yüreğiyle böyle bir tümler üstüne yükseltmeye girmişti. Yasa dışı ilan edilmişler. Yasa dışı ilan edilirken de şu anki hükümet tarafından bizim dönemimizde faili meçhul olaylar olmamıştır denilerek, gerekçe gösterilerek faili meçhuller olmamıştır. Şu anda bugün burada andığımız Abzer Öner hariç, Abzer Öner, İnsan Hakları Adıyaman'ın şubesinin üyelerinden olup yıllarda faili meçhul bir şekilde öldürülmüştür. Şu an bugün Abzer Öner dışında akıbetini sorduğumuz, akıbetini merak ettiğimiz insanların hiçbiri AKP hükümeti dönemi dışındaki dönemlerde öldürülmediler. Enes Ata 28 Mart olaylarında onlarca insanla birlikte 8 yaşında sokak ortasında AKP hükümetinin döneminde katledildi. Kemal Korkut 2017 Nevroz'unda, Diyarbakır Nevroz'unda çok da öyle belirlenmiş bir siyasal kimliği olmayan, sadece Nevroz'a giden bir şahıs olarak, gencecik bir insan olarak yine sokak ortasında hunharca katledildi. Dünyanın gözü önünde Nevroz meydanında hunharca katledildi. Ceylan Önkol hayvanlarını otlatırken çocuk yaşta hayvan otlatmak zorunda kalan bir çocuk olarak katledildi. Uğur Kaymaz yaşı kadar kurşuna reva görüldü. Tüm bunlar AKP hükümetinin döneminde oldu. Yine tüm dünyanın gözü önünde dört minarenin dibinde ölümler yaşanmasın, savaşlar şehirlere taşınmasın diye açıklama yapan insan hakları savunucusu, aynı zamanda Diyarbakır Barosu'nun başkanı olan Tahir Elçi AKP hükümeti döneminde katledilmiştir. Elbette bir gün bu faili belli, aslında insanların akıbetlerinin açığa çıkacağını, açığa çıkması gerektiği umudu içerisindeyiz. Bu şekilde bir beklenti içerisindeyiz ve bulununcaya kadar da cumartesi anneleriyle birlikte olduğumuzu, mücadelemiz olduğunu, her birimiz bir Tahir olmayabiliriz, bir elçi olmayabiliriz ama Tahir elçinin mirasçısı olduğumuzu belirtmek isteriz.